Dostlarım merhabalar. 5. köşe taşında kalmıştık. 34 numaralı ünitemizin kök katsayı ilişkisi ünitesinin 5. köşe taşı. Hemen şöyle bir ayarlamamızı yapalım ve başlayalım sorularını çözmeye. Diyor ki denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre kökler çarpımı acep kaçtır diye bir soru sormuş bize. Şimdi adamım biz şunu biliyoruz. Kökler toplamı dediğimiz şey, yani x1 ile x2'nin toplamı, şuradaki x'in katsayısına b demiştik. Burası b, şuradaki x karenin katsayısı da a, yani 1. Eksi b bölü a'ya eşit oluyordu. Yani şuranın ters işaretlisi, eksi dediği için artıya çevirdim ben onu. x1 artı 3'e eşitmiş. O halde x1'ler sadeleşti. Biz x2'yi ne bulduk arkadaşlarım? 3 bulduk. Şimdi denklemi bir daha düzgün yazarsak şurası ne olmak zorunda? x2'yi 3 bulmuştuk. Eksi 9. Eksi 9'la da 15'in toplamı 6 yapıyor dostlarım. Yani sabit sayımız 6 çıkıyor C. Kökler çarpımını soruyor. C bölü A'dan 6 bölü 1'den 6'yı paketledim goberler. Geldim 2'ye. Denkleminin simetrik iki kökü var. Dostum, denkleminin simetrik iki kökü var demek, biri diğerinin ters işaretlisi demek. Mesela x1, x2'nin ters işaretlisi. Biri 5 ise diğeri eksi 5. Biri 3 ise diğeri eksi 3 demektir. Ve simetrik kökler toplamı, hani x1 artı x2 neye eşitti dostlarım? B bölü A. Eksi B bölü A idi ya. Kökler biri diğerinin eksilisi olduğu için toplamları her halükarda eksi çıkmayacak mı? Eksi çıkmayacak mı diyorum. Sıfır çıkmayacak mı arkadaşım? Yani şöyle yapalım. X1 yerine eksi X2 yazarsam. Çünkü buna eşit. Artı X2'den kökler toplamı ne oluyor dostlarım? Sıfır oluyor. O halde ben bu adamın kökler toplamını bulup sıfıra eşitleyeceğim. Hadi bulalım. Önce şu denklemi bir daha düzgünce yazayım ben. Toparlayarak yazıyorum. 3x kare. Bakın bunları x parantezine alacağım. Artı x parantezinde 1 eksi k. Bir de eksi 9k eksi 3 eşittir sıfırmış. Şimdi kökler toplamı neydi? Eksi b bölü a. Yani şuranın eksilisi, o da eksiyle çarparsak eksi 1 artı k yapar. Bölü a dediğimizde 3 eşitmiş sıfıra. 3 ile çarptım. Eksi 1 artı k eşittir 0 oldu. K eşittir 1 çıktı. Hadi bu denklemi bir daha şurayı yeniden yazayım. K 1 ise burası ne olur? 3x kare gelir. K 1 olduğu için burası komple 0 çıktı. Gerek yok yazmaya bir daha şurayı. K 1 ise eksi 9, eksi 3 daha, eksi 12 yaptı. Eşittir 0. Bize de kökler çarpımı soruyor. Eksi, C bölü A soruluyor. Yani eksi 12 bölü 3 soruluyor arkadaşlarım. O da ne yaptı? Eksi 4 dedik sorunun cevabını. Buraya geldik. Denkleminin kökleri A ve B'dir. Bu köklerden küçüğü nedir diye soruyor. Şimdi kökleri A ve B ise, yani bu x1'miş, bu da x2'ymiş. Kökler çarpımı x1 çarpı x2 demek. A çarpı B demek aslında. Ve bunu da nasıl buluyorduk arkadaşlarım? Sabit terim bölü x karenin katsayısı. Yani eksi 2b bölü 1'den eksi 2b. Hadi b'leri sadeleştirdim. A eşittir eksi 2 çıktı. Köklerden biri bu. Şimdi diğerini bulacağız ama küçüğünü soruyor bize. Belki diğeri daha küçük çıkacak arkadaşlarım. O yüzden diğerini de bulalım. Şimdi kökler toplamı, yani a ile b'nin toplamı neye eşit olacakmış? Eksi b bölü a'ya, yani a artı 5 bölü, şuraya yazayım, eksi a artı 5'e olacak, hatta eksi a eksi 5 olacak burası. A'yı kaç bulmuştuk? Eksi 2. Şurası eksi 2 artı b. Eksi 2 ise burası 2 yapar, eksi 5. Eksi 3 yaptı. Eksi 2'yi de buraya alalım. B eşittir eksi 1 çıktı. Hangisi daha küçük? Eksi 2 daha küçük olduğu için küçük kökü eksi 2'dir dedim dostlarım. Geldim son soruma. Denkleminin kökleri bunlar olduğuna göre şu nedir diye soruyor bize. Şimdi denklemin kökleri bunlarsa önce bir kökler toplamını yazalım. Yani m eksi n
artı m artı n'dir bunun kökler toplamı. Bulunuşu da nasıldı dostlarım? X'in katsayısının ters işaretlisi. Yani 3m eksi n oluyor. Şuradaki eksiyi artıya çevirdim. Bölü x karenin katsayısı. O da 1 olduğu için yazmaya gerek duymadım. Bunlar birbirine eşit. N eksi n gitti. 2m. 2m'i bu tarafa alırsam burada m kalır. Eksi n'i bu tarafa alırsam da artı n oluşur. Demek ki n eşittir n'miş kardeşim. Peki bu adamın kökler toplamını yazdım. Bir de kökler çarpımını yazayım. Yani m eksi n ile m artı n'in çarpımı eşitmiş şuradaki ifadeye. C bölü a diyorduk. C burası arkadaşlarım. A'da 1 olduğu için 2m artı 3n eksi 10'a eşit. M ile n eşitse m'den n çıkacak. Yani bu da m'dir artık. M eksi n ne oldu? 0. Demek ki şurası komple 0. Eşittir 2m artı 3n eksi 10. Eksi 10'u bu tarafa alalım. Artı 10 eşittir. M yerine n yazsam arkadaşlarım. Sonuçta eşit ya bunlar. 2n artı 3n gelir. Yani 5n eşittir 10. N eşittir 2. Tabi m de buna eşit. M ile n 2 çıktı. Ne istiyor bizden? M kare yani 2'nin karesi 4 artı n yani 2. 4 artı 2 de 6 yaptık o belli. Evet 5 numarayı bulduk. Çözdük geldik 6 numaraya. Burada da denkleminin kurunuz diyecek bize. Bakalım nasıl kuracağız denklemlerini kurun diyor. Birinci sorumuz. Denkleminin köklerinin birer fazlasını kök kabul eden ikinci dereceden denklem nedir diye soruyor. Şimdi bu denklemin kökleri x1 ile x2 olsun. O halde benim denklemim, benim aradığım buradaki denklem bunun birer fazlasını kök kabul edecek. Yani benim köklerim şunlar olacak. X1 artı 1 ile x2 artı 1'dir. Benim aradığım denklemin kökleri bunlarmış. Diyor ki bu denklemi de kurun diyor bize. E şimdi denklem kurmak için bize ne lazımdı? Bu iki kökün toplamı. Toplayalım bunları. X1 artı X2 artı 2 gelmedi mi arkadaşlarım? E biz bunu biliyoruz bulmasını. X1 ile X2 neyin kökü? Bunun kökü. E toplamları nasıldı? Eksi B bölü A'dan 1 bölü 2 yapıyor. Artı bir de 2 var burada. 4, 5 bölü 2'ymiş. Kökler toplamını buldum bile. Şimdi çarpımları. E çarpımları dediği zaman da x1 artı 1 ile x2 artı 1'i çarpacağız demektir. E hadi çarpalım bunu da. Şurada çarpayım. Birinci ile birinciyi çarptım. X1 çarpı x2. Bununla bunu çarptık. Artı x1. Bununla bunu çarptım. Artı x2. Bir de artı 1 geldi. Düzenleyelim burayı arkadaşlar. X1 çarpı X2. Bunlar birinci denklemin kökü olduğu için C bölü A. Yani eksi 5 bölü 2'dir. X1 artı X2'yi daha az önce bulduk arkadaşlar. 1 bölü 2'ydi. Bir de artı 1 var. Düzenlersek eksi 4 bölü 2'den eksi 2 gelir. Bir daha eksi 1 geldi çarpımları. Toplamları 5 bölü 2'ymiş benim aradığım denklemin. Çarpımları da eksi 1. Hadi denklemi kuralım. X kare eksi tx yani eksi 5 bölü 2x artı c yani eksi 1 eşittir 0'dır. Aradığınız denklem bu olacak arkadaşlarım. Tabi payda da 2 var. O yüzden ben bu denklemi komple 2 ile çarpıyorum. 2x kare olacak bir kere. Şunları sildim. 2 ile çarparsam 2'ler gider. Eksi 5x olacak. Bunu da sildim. Zaten Ceyhan çıktı sorumuzun cevabı. 2 ile çarptığımızda Ceyhan geliyor arkadaşlar. Geldik ikinci sorumuza. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. O halde hemen x1 ile x2'nin toplamını biz bir yazalım. Denkleminin kökleri x1 ile x2'ymiş ya şu denklemi. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan 1'dir. X1 çarpı x2'yi yazalım. C bölü a'dan eksi 1 gelir. Bana da diyor ki kökleri bunlar olan denklemi kurun. Şimdi denklem kurmak için köklerin toplamı lazım. Bu iki kökü toplayalım biz. Şöyle olur. Paydaları ortak olduğu için iki paydasında yazalım bunları.
x1 eksi 2 ile x2 eksi 2'nin toplamı. Şimdi x1 ile x2'nin toplamı 1. Eksi 2 ile eksi 2 de eksi 4. 1 ile eksi 4 eksi 3 yaptı. Eksi 3 bölü 2'ymiş. Bu 1. Çarpımları lazım. Çarpalım bunları. Paydaları çarparsak 4 yapar. Şimdi birinciyle birinciyi çarpıyorum. X1 çarpı X2. X1 ile eksi 2'yi çarpıyorum. Eksi 2 X1. Eksi 2 ile bunu çarpıyorum. Eksi 2 X2. Ve eksi 2 ile eksi 2'yi çarpıyorum. Artı 4. Bu da çarpımları. Şimdi X1 çarpı X2 eksi 1'dir. Şunları eksi 2 parantezine aldığımızda x1 artı x2 yani eksi 3 bölü 2 yok. X1 artı x2 neydi? 1. Eksi 2 parantezinde 1 yani eksi 2 geliyor. Bir eksi 1, eksi 2 burası geldi. Bir de artı 4. Toplayalım. Eksi 3, 4 daha 1. 1 bölü 4 çıktı çarpımları. 1 bölü 4 de çarpımları çıktı arkadaşlarım. Şimdi denklemi kuruyorum. Şöyle değil miydi? X kare eksi tx. Eksi 3 bölü 2'yi eksi ile çarpacağım. Artı 3 bölü 2x. Ve artı ç. Yani 1 bölü 4. Artı 1 bölü 4 eşittir 0. Hadi bu denklemi bir de paydaları yok etmek için 4 ile çarpalım. 4x kare gelecek bir kere. Şunlar silindi. 4 ile çarparsam 4 ile 2 sadeleşir. 2 kalır. 6x olacak. Bu da gitti. 4 ile çarparsam 1 gelecek. Evet, Bursa şıkkımız doğru cevaptır. Geldik 3 numaraya. İkinci dereceden bilmem ne denkleminin kökleri x kare bilmem ne denkleminin köklerinden birer fazla olduğuna göre m artı n toplamı nedir diye soruyor. Şimdi bunun köklerine biz x1 ile x2 desek şununkine. Şuraya yazayım. X1 ile X2 bununki ise. Bunun kökleri bundan birer fazlaymış ya. X1 artı 1 ile X2 artı 1'dir. Şimdi bize ne lazım? Toplamları lazım. Denklemi kuracağız çünkü biz birazdan. Toplamlarını nasıl buluyorduk arkadaşlarım bunların? T eşittir. X1 artı 1 ile X2 artı 1'i bulacak. O da ne yaptı? X1 artı X2 artı 2. X1 artı X2'yi ben bu denklemden bulurum. Çünkü bunun kökleri eksi B bölü A'dan 6'dır. 6 2 daha 8 yaptı. Yani şu denklemin kökler toplamı 8'miş. Hadi bir de çarpımını bulalım arkadaşlarım. X1 artı 1 ile X2 artı 1'in çarpımı. Birinci ile birinciyi çarp. X1 X2. Sonra devam et. X1 artı X2 artı 1. Şurası x1 artı x1 çarpı x2 c bölü a'dan 3. Burası 6'ydı. 9, 10 yaptı kökler çarpımı da. Dostum demek ki benim şu denklemimi kurmak istesem ben x kare eksi 8x artı 10 eşittir 0'mış. Yani bakın m yerine kaç gelmiş? Eksi 8. N yerine kaç gelmiş? 10. N yerine de 10 gelmiş. 10 eksi 8 isteniyor bizden. 10'dan 8 çıkarsa da 2 kaldı diyebiliriz. Evet, geldik son sorumuza. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre kökleri şu olan ikinci dereceden denklem nedir? Bize bu köklerle denklem kurmak istiyor arkadaşlarım. Hadi bize bunların toplamını söyleyelim. X1 artı x2 bölü 2'dir. Çarpımlarını söyleyelim. X1 çarpı X2 bölü 4 olur. Şimdi kökler toplamını bulacağız biz. X1 artı X2'yi nereden bulacağız? X1 ile X2 bunun kökü ya. Buradan bulacağız. Eksi B bölü A'dan 7 bölü 2 geldi. Kökler çarpımı eksi C bölü A'dan eksi 1'dir. O halde burası da eksi 1 bölü 4 geldi. Hadi denklemi kuralım. X kare eksi 7 bölü 2X artı ç yani eksi 1 bölü 4 eşittir 0. 4 ile çarpıyorum. 4x kare olur. 4 ile 2 sadeleşir 2 kalır. Eksi 14x. 4'ler gider. Eksi 1 eşittir 0. Hangi şıkkımızda var? 4x kare Ceyhan şıkkımızda mevcut arkadaşlarım. Evet dostlar, bu videomuzun da sonuna geldik.
Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin sizlere.